Covid'in etkileriyle Covid geçiren erkekler yanık lastik, kadınlarsa çürümüş soğan kokusu alıyor. Koronavirüs kapsamında yapılan araştırmalar koku kaybı semptomunun kalıcı olmadığını ancak hastalığı geçirenlerde kokuları farklı algılama olasılığının fazla olduğunu ortaya koydu son yapılan araştırmalar. O araştırmalardan birini de Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri gerçekleştirdi ve İsimler arasında da Profesör Doktor Murat Altaş bulunuyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı kendisi ve bize eşlik ediyor Sayın Altaş. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim. Şimdi araştırmayı lütfen bize biraz aktarın. Tabii ki merak ediyoruz, yani bildiğimiz kadarıyla o bir yıllık süreçte edindiğimiz bilgiler kadarıyla koku kaybı kalıcı olmuyor ama farklı sonuçlar da görülüyor. Hastalarda farklı sonuçlar elde edilmiş Evet. Bu araştırmada. Bize aktarabilir misiniz hocam? Şimdi Ne gibi sonuçlar elde edildi? Şöyle, iki meslektaşımız üzerinde yaptık biz. Klinik çalışma olarak, case report olarak yayınladık bunu. Uluslararası dergide kabul oldu. Şimdi koku kaybını biliyorsunuz, herkesin bildiği gibi anosmi dediğimiz bir koku kaybına sebep oluyor. Fakat kokunun geliş esnasında, tekrar normale dönme esnasındaki o geçiş döneminde bazı hastalarda ciddi derecede farklı kokular algıladıklarını gördük. Bu da iki meslektaşımızda da, hem birisi kadındı, birisi erkekti. Erkek olanda yanık lastik kokusu daha çok aldığını, sürekli aldığını ifade ediyordu. Kadın hastamız da sürekli çürümüş soğan kokusu aldığını ifade ediyordu. Biz bunların MR'larını çektirdik. Koku sinirinin beyne kadar giden tıra sesi boyunca bir dejenerasyon olduğunu, bir harabiyet olduğunu gördük. Aynı zamanda da beynin koku alma merkezinin, iki tane koku alma merkezi var. Birinci bölgemiz daha çok kokuyu tanıma bölgesi olan bölge. Asıl burada dejenerasyon oluyor. İkinci bölge ise kokuya verdiğimiz tepki, yani keyif olabilir, hoş olabilir, tiksinti olabilir şeklindeki bölge. Beynin koku alma ilk bölgesindeki harabiyeti de MR bulgularında değişik sinyal etkileri gördük. Çalışmamız şimdi iki hasta üzerinde ama çok fazla veriye ihtiyaç var aslında böyle. Literatürde de çalışılmış birçok çalışma görüyoruz. Dünyada da çalışılıyor artık koku siniri ve beyin üzerindeki etkileri. Çalışmamız böyle bu şekilde bir iki hasta üzerinde, ikisi de meslektaşımızı, iki hasta üzerinde yapmış olduk yani. Peki hocam, şimdi burada kalıcı etkiler neler? Özellikle şimdi koku, tat, bunların kalıcı olmadığı yönde zaten araştırmalar yapılıyor ve siz de az önce aktardınız. Evet, Ancak beyin araştırmalar var. üzerinde de değil mi Şimdi o hocam? yani Bu, koku buyurun. beyin evet. Şimdi o geçiş dönemindeki bulgularda birçok insanla konuşursanız eğer, herkes de farklı koku halüsinasyonu diyoruz biz bu duruma. Parosmi dediğimiz bir koku halüsinasyonu oluyor. Yani şimdi bizim hastalarımızdan bir tanesi yanık lastik kokusu alabiliyor. Birisi çürümüş soğan kokusu ama bir başka hasta bir farklı bir atıyorum pırasa kokusu da alıyor olabilir. O geçiş dönemindeki kokunun normale dönme dönemindeki ara dönemde farklı halüsinasyon kokuları duyabilirler. Yani birçok insanla konuştuğunuz zaman 10 hastadan hemen hemen birkaç ikisinde ya da üçünde bu halüsinasyonları duyabiliyoruz. Ama sonrasında normale dönüyor mu? Dönüyor. Tabii ki bunun etkileri daha sonraki çok yüksek miktarda hastaya ihtiyaç var yani çalışma yapabilmek için. İki hastada böyle olduk. Ama genel anlamda halkla konuştuğumuz zaman da birçoğunda da farklı kokuları duyduklarını biliyoruz. Peki tabii ki yeni araştırmalara muhtaç bir konu elbette. Çok farklı da çalışmalar, insanlar üzerinde de çalışmalar, vaka üzerinde de çalışma yapılması gerekiyor ama bu son tablo şunu işaret ediyor mu? Bundan sonraki süreçte acaba yeni tip hastalıklar mı ortaya çıkacak? Evet, mutlaka çıkacaktır. Şöyle ki özellikle beyin damar hastalıkları bu süreç boyunca hiç konuşulmadı. Ne gibi etkileri olacağı konusunda. Artı nöropsikiyatrik çalışmalar hiç yapılmadı. Yani COVID sonrası gelişen dönemde kişilik değişiklikleri olacak mı? Hafıza kayıpları olacak mı? Bunamalar olacak mı? Şimdi yapılan 7 ülkeden yapılan bir çalışma var. Onda da otopsi çalışmalarında ciddi derecede beyinde hipoksiye bağlı, yani oksijensiz kalmaya bağlı ciddi hasarlanmalar var. Beyin damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları otopsi serilerinde çıkmaya başladı. Bunların geç etkilerini daha sonra görmeye başlayacağız. Aslında beyin koruyucu bir dokuydu. Kan beyin bariyeri dediğimiz bir bariyerimiz var beynimizde. O kolay kolay virüsün aşamadığı bir konu ama
gördük ki artık yani kan beyin bariyerinde, beyin suyuna, sıvısına da COVID'in yerleştiğini görmekteyiz. Tabii ki vücudun bütün sekresyonlarına, bu ileriki dönemlerde yeni hastalıklar dediğimiz, belki de işte diğer vücut sıvılarında da bunlar çıkacaktır mutlaka. Peki dilerseniz COVID geçirenlere de önerileriniz varsa onları da alalım. Çünkü bundan sonraki süreçte farklı hastalıklar da oluşabilir ve bir zaman sonra aslında etkileri de çıkmaya başlıyor. Özellikle akciğer üzerinde ya da beyin üzerinde, hatta evet, Alzheimer'a varan unutkanlıklar meydana gelebiliyor. Neler önerirsiniz hocam? Hastalık geçtikten sonra ne kadar süre sonra kontrole gitsin hastalar? Özellikle örneğin MR çekilmeleri gerekiyor mu? Bunu öneriyor musunuz? Yani her hastaya tabii ki MR çekmiyoruz ama şöyle ki yani mutlaka kendilerinde farklı bir şeyler hissettiklerinde, semptomları oluştuğunda yani eskisinden daha, yani COVID geçirdikten sonra geçen yılki hallerine göre daha farklı semptomlarla karşılaştıklarında mutlaka ilgili bölüm doktorlarına mutlaka başvursunlar. İhmal etmesinler. Çünkü COVID'in etkilerini bilmiyoruz hala, geç dönem etkilerini daha doğrusu. Atlattım geçtim diye bir durum yok. 6 ay sonra da, 1 sene sonra da etkisini görebiliyoruz. O nedenle en ufak bir semptomda dahi mutlaka ilgili bölüm doktorlarına, yani nereyle ilgiliyse, başı ağrıyorsa işte nöroloji doktoruna veya beyin cerrahisi doktorlarına, farklı yerlerdeki semptomlarına, kalple ilgili bir sıkıntıları varsa mutlaka kardiyoloji doktorlarına başvursunlar. Çünkü atlattım geçtim diye bir şey yok. Geç dönemde hala etkisi devam ediyor. Evet, herkesin kendini takip etmesi gerekiyor bu süreçte. Hastalığı geçirenlere evet, de bunu söyleyelim değil mi? Peki Profesör Doktor Murat Altaş, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler efendim.